Kemal abi nasılsın? Bey. Kemal Bey. Çok affedersin Kemal Bey. Nasılsınız? Nasıl yardımcı olabilirim? Ben şey Haluk'la görüşecektim müsaitse. Bir dakika Tuna Bey. Geldiğiniz Haluk Bey'e haber verin. Tuna abi. Sen Kore'ye mi gidiyorsun abi? Kore'ye gidiyorum. Hadi ya. Ya Tuna abi benim senden bir ricam olacak. Hazır Kore'ye gitmişken bana kırmızı ginseng alır mısın abi ya? Kırmızı ginseng mi? Ne alakası var abi? Kırmızı ginseng, çay. Sınavdan sonra çok iyi geliyor. İçiyorum bir tane. Çok da bu ginseng gibi ne diyecek? Ben şey fotoğrafını yolla. Ben biliyorum o çayı ama fotoğrafını yolla ki tam doğrusu alayım. Kırmızı ginseng istiyorsun. Çay abi. Tamam. Ben sana atıyorum abi. Tamam. Gel Zoran, gel. Geliyorum. Tamam mı? Gel. Ha. Tamam. Kemal Bey, buyurun. Evrakları getirdim. Heh, bakayım efendim, bir dakika. Hanımefendi, sağlık raporunuz eksik. Sağlık raporu ev almak için mi? Evet, niçin şaşırdınız? Sağlık raporu gerekli. Çünkü biz sitemizin sağlık haritasını çıkarıyoruz. Peki, tamam. Lütfen. Evet, ben hep olmuştum. Bittik biz ya. Hakikaten ya fena bittik yani. Aslında benden çok sen bittin. Oğlum ne olduğunu söyleyecek misin yoksa ağzını burnunu kırayım mı? İşte onu söylüyorum. Sen bu akşam Meltem'e sürpriz yapacaksın ya. Sayende. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne? Biliyorum. Yani daha doğrusu bilmek zorunda. Ya şöyle oldu. Ya Gönül beni çok sıkıştırdı. Ne yapayım Haluk dayanamadım. Ben de söyledim. Dedim ki Haluk Meltem'i bu akşam Antalya'ya Kemer'e götürecek dedim. Kemer'e mi? Geberini tuttu Gönül. Ne yapayım? Haluk da o geldi aklıma. Abi kurban olayım. Ne olursun al şu biletleri ya. Kurtar beni Haluk. Yalvarıyorum sana ya. Oğlum mesajı yazan sen. Silen sen. Cefasını ben niye çekiyorum anlamadım. Senin ne işin var Kemer'de? Saçmalama Haluk ya. Cefa falan sefa çekeceksin abicim. Antalya'ya gidiyorsun ya. Kemer'e gidiyorsun. Daha güzel ne olabilir? Bak havalar da güzel. Bastırma sıçakları başında bir suya girer çıkarsınız. Ne olursun Haluk ya. Ne olur, al şu biletini. Ne olursun ya. Ben mahvolurum. Yemin ediyorum. Bak daf. Bir şu benim durumda. Tamam. Alıyor musun? Tamam diyeceğim. Söz. Haluk yine benden ne dilersen ya. Bak beni bu dertten kurtarıyorsun ya. Yani bundan sonra ne istersen yaparım. Yemin ediyorum sana yani. Kemer nereden çıktı ya? Abi söyledim ya Gönül kemerini tuttu. Allah'tan kemerini tuttu. Ya çizmeyi tutsaydı seni İtalya'ya yollayacaktım o zaman. Daha iyi işte bak. Öyle o tarafından bak Haluk. Haluk Bey. Şuraya imza rica edeceğim. Kaşede gerekiyormuş. Anlamadım. Sizin yeni projenizden ev alıyorum da. Kemal Bey söyledi bunların imzalanması gerekiyormuş. Buyurun. Teşekkürler. Diyeceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi Haluk ya? Hiçbir yerde yer yok. Bütün uçakların hepsi dolu. Böyle bir şey olabilir mi Haluk ya? Başka bir şey bulmamız lazım ya. Seni bir şekilde yollamamız lazım. Nasıl? Arabayla gidin. Arabayla gidin. Arabayla gidin Haluk. Nasıl? Şaka mı yapıyorsun? 800 kilometre. Oraya arabayla gidilir mi? Ne olur gitsen. Ne olur gitsen ya. Şu kardeşle bir şey yapsan ya. Ya bu 9 milyon turist Antalya'ya gidecek zamanı mı buldu kardeşim ya? Ya niye bu zamanda gidiyorsunuz? Başka zaman gidin. Aman işte iyi. Gitsinler. Ne güzel işte. Demek ki biz gidemiyoruz. Yani bir şekilde anlatırız. Ya da başka bir şey düşünürüz. Ya da en doğrusu gerçeği söyleyelim. Bu çile bitsin. Olmaz öyle şey abiciğim. Niye söylüyoruz gerçeği? Saçmalama Haluk. Ben başka bir dakika. Benim bir arkadaşım var. Acenteci. Ben ona gideyim sorayım. O mutlaka bulur bir yer. Bir yer bulur mutlaka. Haluk kusura bakma. Kemal abi ben çıkıyorum. Abi. Çok ben şeyden. Tamam Kemal Bey. Sonra görüşürüz. Ben gidiyorum. Acil bir işim var. Hey Tuna Uşan. Buyurun İsmail Bey. Nereye koşuyorsun ha böyle? Acil bir işim var. İzin verirseniz ben otlu. Ya Uşan bak. Duyduğuma göre Kore'ye gideyimmişsin. Doğru mudur? Evet doğru. Ya senin bir ricam vardır. Oradan gelirken ha bu yeni çıkan fısfıslardan bir de parfümden bana getirir misin? Tabii getiririm. Ben müsaadenizle. Bu fısfıs parfüm bende. Tamam. Unutma mı? Haluk Bey. Buyurun. Buraya da bir imza atmanız gerekiyormuş, unutmuşsunuz. Kemal Bey gönderdi. Buna gerek yoktu aslında. Bu imzalar olmazsa eve alamazmışım.
Baba. Baba değil. Kemal Bey. Kemal Bey. Müşterimiz sabahtan beri evrak peşinde koşuyor. Ali Bey, bu evraklar gerekli. Rica edeceğim, lütfen siz benim işime karışmayın. Buyurun Kemal Bey, evraklar. Tamam herhalde. Güzel. Ha, harika. Eksiksiz gözüküyor. Ha, çok şükür. Eve alıyorum yani. Daha değil efendim. Biz önce evraklarımızı inceleyeceğiz. Sonra size haber vereceğiz. Efendim siz şimdi bugün gidin, yarın gelirsiniz. Efendim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı bir dakika, rica edeceğim. Ne demek hayırlı olsun? Daha durun bakalım. Ev almak öyle kolay mı? Efendim siz lütfen gidin, yarın gelirsiniz. Peki Kemal Bey, gelirim ben yarın tabii. Rica ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı düğüm tutarız bu evde, sır dolu şu halimiz.